Merhabalar sevgili Kanal 35 Ağız Tadı'yla izleyicileri. Bugün haftanın son iş günü. Bugün günlerden cuma ve biz yine sizlerle beraberiz. Bugün çok güzel ve önemli bir konuğum var. İstanbul'dan kalktı geldi. Solist Ayşe Çınar bizlerle beraber. Albümünüz çıktı. Evet. Hoş geldiniz bu arada programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi çok iyiyiz. Bizim de ilk canlı yayınımız, özellikle de İzmir'de olmasını istedim. Çünkü ben de İzmirliyim. Başka bir anısı, başka bir önemi olsun istedim. Evet. Umarım güzel bir program geçer. Çok güzel, çok keyifli bir program olacak ama bugün müziğe doyacaklar herhalde, değil mi izleyicilerimiz? Elimizden geldiğince. Muhtemelen öyle. Ve tabii ki Aylin'in atölyesi bizlerle beraber. Aylin'cim hoş geldin. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Görüşmeyeli. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle birazcık geriye çekilir. Çok güzel bir kokular geliyor. Evet. Ne haber, iyisin? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, koşuşturmaca. Yoğunluk devam ediyor. Hı-hı. Evet. Ne yapacağız biz bugün? Hemen izleyicilerimize gösterelim çünkü ondan sonra sohbet ederken biz yemeği kaçırıyoruz. Aynen. Bol çikolatalı bir kek yapacağız. Kekimiz için 2 adet yumurta, yarım bardak toz şeker, yarım bardak sıvı yağ, yarım bardak süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un, bir de 1 su bardağından 1 kaşık da ilave olarak un kullanacağız. Ben böyle bir kap kullanmayı tercih ettim. Burada kekimizi pişireceğiz. Bu tart görüntüsünde bir kek olacak. Hı-hı. Buradaki kekimizi ters çevirdikten sonra da buradaki oyuntuya erittiğimiz çikolatayı kullanacağız. Süper. Böyle akışkan bir kıvam mı olacak? Aynen. Bugün tatlıya doyacağız o zaman. Evet. Bir su bardağı sıvı kremamız var. Hı-hı. Ve 160 gram bihter çikolatamız var. Kekimiz pişecek, soğuyacak. Hı-hı. Daha sonra çikolatamızı ilave edeceğiz. Süper, harika. Bugün bol bol tatlı yiyeceğiz. Çok güzel. Biraz şimdiden canım çekti. Tamam, başlayalım evet, o zaman ben yavaş yavaş. Evet. Evet, biz de bir yandan albümün hazırlıklarını konuşalım ama ilk öncesinde. Şimdi Ayşe Çınar daha önce ne yapıyordu? Buradan sevgili izleyicilerimize birazcık böyle bahsedelim mi? Tabii. Nereden nerelere geldiniz? İlk önce birazcık tanıyalım sizi. Vallahi herkesin bir hayat hikayesi var. İyi kötü bir şeyler yapıyoruz. Ben İzmir doğumluyum. Ailem de İzmir'de. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İlkokulu Gazi İlkokulu'nda okudum. Alsancak'ta. Özel Türk Koleji'nde okudum. Sonra da biraz cesaretim olmadığı için bir yurt dışına göndermek istediler. Ben yurt dışına gitmedim. Gözüm yemedi. Ondan sonra Kıbrıs'a arkadaşlarım gidiyordu. Kıbrıs'a gittim. İyi ki de oraya gitmişim. Çok güzel. Aslında benim hayatımı değiştiren başlangıçlar da Kıbrıs'ta oldu zaten. Kıbrıs'ta okudum. O dönemde okurken tabii hep bir müzik aşkı vardı. İnsanların küçük yaşta başlıyorum diyor ya, ben onu aslında şöyle algılıyorum. İnsanlar küçük yaşta algılamaya başlıyor. Neyi sevdiğini, neye doğru gitmek istediğini. Benim de hep içimde o çocukluktan itibaren bir müzik olmuş. Onu sonraları da daha net anladım. Konservatuvar okumak kısmet olmadı. Ne yapalım dedik. Gittik Kıbrıs'a. İşletme okudum orada ama tabii ki okula giderken de bir taraftan müzik grupları kurdum. BRT'de radyo programlarına katıldım, televizyon programları falan derken ben bir taraftan da kendimi sürekli o işin içerisinde tutmaya çalıştım, müziğin içerisinde. Beyhan Demirdağ'dan ilk şan dersleri almaya başladım, Kıbrıslı. Şu anda o da Londra'da yaşıyor. Çok emeği vardır onun da bende. Sonrasında da üniversite yıllarında ders de vermeye başlamıştım. Uygulama saatleri, matematik saatleri. Orada öğrencilerden biri dedi ki, Ayşe Hanım, bizim dedi bir akrabamız var, Miraç Bey. Metin Özülkü ile ortak bir yapım şirketi kurdu. Hı-hı. Yeni seslere albüm yapacaklar. Gider misiniz? Şimdi bu soru bana sorulur mu? Tabii ki dedim. Koştura. Ondan sonra neyse Metin Özülkü ile tanıştık. Çok inanılmaz müzisyenler zaten. Bir sene kadar birlikte çalıştık ama yani stüdyoda bir takım maddi olanaklardan dolayı olmadı. Olmayınca da ben bu işe kendi kafamdaki bir yolda gitmek istediğim için zaten bu kısmet olursa olur diyerekten bir taraftan da tabii İstanbul'a geldiğimde bir iş buldum, kendime evimi tuttum vesaire. Ama tabii bu arada da kimseye örnek olmasın ama aileme söylemeden yaptım yıkılarlar diye. Yaş kaç bu arada bu dönemde? Kaç gösteriyor? Ha, o zaman mı? O zaman
24 falan, 23-24 tamam, falan yani. Evet. Ondan sonra ama düşünsenize, çocuğunuz hiçbir şey haber vermeden gidiyor, albüm anlaşması yapıyor, iş kuruyor, ev kuruyor ve geliyor bir sabah kahvaltıda ben gidiyorum diyor. Ama ne güzel, kendi ayakları üstünde duruyor olmanız. Ama ben çocukluğumdan beri öyleydim. Yani baklava yemek isterdim. Şimdi hani ismini söyleyeyim ama çok güzel bir baklavacı var Alsancak'ta. Mesela ona giderdim, bulaşıklarını yıkardım, bir tabak baklava yerdim. Sonra yan tarafta eczane vardı. Küçük o zamanlar promosyon rujlar olurdu. O rujları almak için de kolonyanın başında beklerdim. Kolonyayı satardım, o küçük rujlardan alırdım, giderdim. Amacına ulaştın mı? Ulaştım evet, yani. Kendim yaptım. Ondan sonra işte bizim İstanbul macerası başladı. Sonrasında bu albüm olayı rafa kalkınca belli bir süre. Ama ben yine korolara katıldım, gruplar kurdum kendimce. Kendi çalıştığım şirketlerde şarkılar söyledim vesaire, derslere devam ettim. Halen de canım hocam Gül Sabar'la çalışıyorum. Yani hiçbir şekilde bu ucunu bırakmadım. Sonrasında tabii zaman içerisinde herkes bir şeye düşebiliyor. Olumsuzluğa veya bir kırgınlığa, umutsuzluğa kapılabiliyor belki. Aynen, tam doğru cümle de o. Ben de umutsuzluğa kapıldığım bir günde, öncesinde daha doğrusu şöyle, bir olay ama iki kere başıma geldi. Benim tamamen hayatımı değiştiren bir olaydır bu. İlk geldiğim sene İstanbul'da, ben bir de çok böyle hiperaktif bir insanımdır. Biraz kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama zorlanıyorum. Ondan sonra içki içmem, sigara içmem ama erken uyurum. Ama biri de gelsin bana, kalk karşı bir yere gidiyoruz desin, uygulan kalkar giderim. Öyle yani. Gene bir gece öyle arkadaşlarım kaldırdı beni. O kargaşalıkta eşyalarımı toplamışım. Sabahta kalktım işte erkenden işe gideceğim. Bir de dakikayımdır, hiç geç kalmayacağım. Kurallar. Neyse, ayakkabıları giyiyorum. Zaten gün ayakkabılardan ters başladı. Meğersem gece zaten iki tane ayakkabım vardı. Bir siyah, bir lacivert. Aynı model. İkisini de sağ tekine almışım. Ben süper, işe böyle gittim. İki sağ tekle. Müdürüme gittim, dedim ki Arzu Hanım, dedim, bu ne halini? Ve o şekilde yürüdüm. O kadar zor bir şey ki, bir deneyin iki sağ çiftle yürümeyi. Mümkün değil ama. Ben yani, işe kadar gittim öyle. Evet. Ondan sonra kusura bakmayın, böyle geldim, eve gidebilir miyim dedim. Tabii hemen git, değiştir gel dedi. Ben can uğraş gittim, geldim. Bir taksiye bindim dönüşte. Amca dedim, çok geç kaldım, beni lütfen hemen Zincirlikuyu'ya uçur dedim. Adam bir anda şeyleri kapattı, kilitledi arabayı. Şaka yapıyorsun. Ay dedim, bismillahirrahmanirrahim, ne oluyoruz dedim. Beni kaçırıyor mu, bir şey mi oluyor, yoksa kamera şakası mı, bakıyorum. O zamanlar taksi programı vardı. Adam dedi ki, yayınımıza hoş geldiniz. Sıradaki parça Zeki Müren'den. Kul defteri. Herkesin bir ameli vardır dedi. Ben dedim, beni kesecek herhalde, bana bir şey olacak. Ondan sonra Zincirlikuyu'ya gidene kadar taksici beyefendi bir radyo programı yaptı. Müzik başlıyor, bitiyor, kapatıyor, bir sunum yapıyor, arkadan yine müziği veriyor. Zincirlikuyu'ya geldik. Amca dedim, artık sesim falan çıkmıyor korkudan. Ben dedim ya, müsait bir yerde inebilir miyim dedi. Tamam kızım dedi, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Kilitler açıldı mı? Bunları söyledi. Kilitleri açtı, ben kendimi attım. İlk geldiğim senelerde. Ya o kadar korktum ki, hem gülüyorum hem ağlıyorum hem şey yapıyorum. Neyse. Çattık demişsindir. Dedim zaten, dedim ki gün işte bu ters ayakkabıyla buyurun başladı. Böyle başladı. Sonra işte o umutsuzluğa kapıldım. Uzun yıl, yani uzun demeyeyim de 4-5 sene geçti. Artık o kadar üzülüyorum ki, bir iki gece önce de televizyonda, küçük bir televizyonum vardı mutfakta, onu seyrediyorum. Bir bayan sanatçı, yabancı, İspanyolca söylüyor. Nasıl tatlı, naif, şeker. Ben böyle bakıyorum ona, çünkü bir de çok da hayal kuran bir çocuktum, hala da öyleyim yani, hala akıllanmadım. Bakıyorum böyle, ay dedim, ne kadar tatlı bir bayan dedim, keşke arkadaşım olsa. Ben böyle arkadaşı da çok seven bir insanım. Ama şarkı söylerken dedim ki, ay dedim, bak ne için geldin, neler yaptın, şarkının güzelliğine bak, bu şarkıyı neden ben söylemeseyim. Böyle böyle uçuyorum ben. Sonra iki gün sonra bu hayali de kurdum. İki gün sonra Nişantaşı'nda yağmurlu, kötü bir hava, taksi durdurmaya çalışıyorum, bulamıyorum. Yok yok yok. Sonunda biri durdu. Ben canlı raş attım kendimi, zaten panik atak halleri. İşte dedim, İsarüstün amca tak dedi, kapıları kilitledi. Ama bu sefer tabii 4-5 sene geçmiş ya, yani İstanbul'a da alışmışım artık. Aynı amca bu. Bu aynı amca. Evet. Dedi ki, programımıza hoş geldiniz dedi. Ben amca dur dur dedim. Sen nesin dedim. Deli misin? Divane misin? Beni
dur lütfen dedim. Kaç sene önce binmiştim ki o zamanlar ilk İstanbul'a geldiğimiz zamanlardı. İzmir, Kıbrıs. Biz naif hani şey insanlarız. Bir korkutuyor büyük şehirde. Benim canımı aldın sen. Niye böyle yapıyorsun sen dedim. Kızım dedi başladı gülmeye. Ben dedi hep dedi spiker olmak istedim. Radyo programcısı olmak istedim dedi. Ama hayat şartları bana bunu sunmadı dedi. Ondan sonra ben de dedim ki zaten radyoda olsan kimseyi görmeyeceksin. Ama insanlara yayın yapacaksın. Hı hı. Kendi radyo programımı açarım. Taksi radyo derim dedi. Gene bir kişi bir kişidir dedi. Yaparım dedi. Ve o bana o kadar ay amca dedim. Bir de duygusalım gözler hemen doldu tabii. Şurada ya, sadece. Ya, tabii şurada hep. Başla dedim. Ay programı. Bir buçuk saate yakın çok da trafik vardı. Program yaptı bana. Sonra şey taksinin numarasını falan almıştım ama kaybettim. Keşke bulabilsem. Sonra eve geldim. Dedim ki niye üzülüyorsun ki? Yani sen istediğin şeyi hayatın içerisine alabilirsin. Ki o bana inanılmaz kapılar açtı. Hem iş hayatımda müzikle ilgili bölümü kendi hayatıma yerleştirdim. O kapı yani o gün bana eşimi hediye etti. Bu albümü hediye etti. Ne daha neler neler ne söyleyeyim güzel. Size ama tabii ki kolay olmadı. Hiçbir şey kolay değil. Ama hayatın içerisinde bir hayat zaten bir hediye hepimize. Aman iyileri alayım kötüleri almayayım da diyemezsiniz. O kötüler aslında hep zaman içerisinde iyi şeyler olduğunu insan anlıyor. Kendini törpülüyor vesaire vesaire işte. Ondan sonra o günden sonra ben dedim ki sigorta sektöründe çalışıyordum ve yurt dışı işlerine bakıyorum. Restoransçıydım aslında. Ben dedim niye hani üzülüyorum ki? Kendi şirketimde bir grup kurayım dedim. Çünkü böyle diyorum ki güzel bir yer olsun. Beni tanısınlar, alkışlasınlar, eşlik etsinler. Hı-hı. Hani hayal ediyorsan tam hayal et. Bari tam sanatçı gibi tam çık sahneye. Yani. Ne yapayım ne yapayım dedim ki bizim de her sene bir önceki yılın bir şeyi olur. Nasıl diyeyim? Toplanılır, ne yapıldı, ne edildi. Hı hı. Ondan sonra 3 gün bir otele gidilir, kapatılır. Mart aylarında olurdu. Biz de Ekim falandık herhalde. Çok iyi hatırlamıyorum tarihini. Artık nasıl bir kafamda kurgu kurduysam, bir de işe erken giderdim. Asansörün kapısında genel müdürümü gördüm. Hasan Güller. Onu da, o da aslında gizli kahraman. Hı hı. Ondan sonra Hasan Bey dedim, bu sene vizyon toplantısı için inanılmaz bir fikrim var dedim. Neymiş sabah sabah? Burada anlatamam dedim. Al kahveni gel dedim. Ben hemen tık yeri bektim kahvemi aldım. Hasan Bey'in yanına gittim. Artık ne konuştuğumu hatırlamıyorum ama oradaki bütün amacım benim orada sahneye çıkmak. Çünkü ben şarkı söylemek istiyorum. Tek amaç o. Tek amaç o. Yani. Ve edebe gider yani nasıl süslediysem, nasıl anlattıysam sağ olsun Hasan Bey. Bana dedi ki yalnız dedi bir kişi bile duyarsa dedi o geceyi çıkamazsın. 6 ay var dedi. İmza atıyor musun altına dedi. Atıyorum dedim. Nasıl attıysam o imzayı da. Bizi Hasan Bey 6 ay boyunca bir stüdyo kiraladı. Ben zaten bir şirkette kim ne yapıyor, ne ediyor biliyordum. Ondan sonra grubu kurdum. Grupta da iki tane profesyonel arkadaş aldık. Bir piyano çalan, bir de elektro gitar çalan ki bize destek olsun diye. Bu arada ben böyle sürekli konuşurum ama siz oraya girin. Ben ağzım açık dinliyorum. Ama bir yandan da kekimiz bir oldu. Bir yandan da bakıyorum ki. Dinleyeceğim o kadar giderse. Sürükleyici bir hikaye ki. Bunu çok merak ediyorum. Ama kek de çok güzel. Ne yaptık hemen söyler misin Aylin'cim evet, izleyicilerimize? Kekimizin harcını hazırladık. Hı-hı. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika. Çünkü çok kısa bir kek olduğu için evet. Tart görüntüsünde olacak. İnce bir kek olduğu evet, için daha doğrusu. 20-25 evet. dakika sürecek. Hı-hı. Hemen fırına veriyoruz. Tamam hadi bakalım. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bugün tatlı yiyip tatlı konuşacağız inşallah. Zaten yüzüm sonra... tatlı bekli. Sonra biz grubu kurduk. Selamsız bandosu gibiyiz tabii. 5 tane şarkı tatlı. Belirledik. Doğruya doğru şimdi yalan yok bende. Ondan sonra sağ olsun Dinçer çalıştırıyor bizi elektro gitarı çalan. Ama piyanoyu çalan kim gelse 6 ay boyunca gidiyor ya bir burs alıyor ya bir iş alıyor. Yani gelenin kısmeti açılıyor. 6 ayın sonuna geldik piyanoyu. Uğurlu gelmişsiniz. Evet yani. Güzel bir şey. Halbuki işte hayat enteresan. Gider gidiyor. Bir haftamız var. Dinçer dedi ki arkadaşlar dedi. Bir abim var dedi. Zaten Epitop'u 3 kişiyiz biz şirketten. Hı-hı. Bir davulcu, bir basçı, bir de ben. Bir abim var dedi. Çalarsa bir tek o çalar dedi. Bir başkası da bizi kurtarmaz. Dinçer ne yap? Ne et dedim. Git çağır abini. Çalsın. Çalsın. Evet. Tan 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 tan. Bu sefer eşim geldi. Yani ama o zaman tanımıyorum. Erkin Hadimoğlu.
Tabii bir doğal olarak bizi çok böyle bunlar sigortacı ne işi var çalmasınlar şey yapmasınlar ve bir havalara girdi. Bizi bir hafta kanırttı gelmemek için. Ama ben tabii ki her zaman gibi yapıştığım için gelecek 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 diye. Ben adamcağızı getirdim. Ben dedim ama hemen döneceğim dedi. Oğlumun dede doğum günü vardı asla onu kaçıramam dedi. Tamam git dedim. 24 Mart. İzin de veriyorsunuz tabii yani. Evet. Bu arada biz çalıştık. Tabii Hasan Bey de o kadar zarif bir genel müdürdü ki şevkinizi kırmak istemedi ama ne çıkacağından da haberi olmadığı için dedi ki siz dedi bir hafta öncesinden gelin Antalya'ya ben bir dinleyeyim ne giyiyorsunuz ne yapıyorsunuz ona göre hani hoş olmasaydı belki çıkmayın diyecekti. Çok zarif bir şekilde bizi organize etti, beğendi. Ona ilk önce bir sunum yaptık böyle hepimiz. Tamam dedi. Sonra o şey gecesi, konser gecesi diyeyim. O gecede de Nilüfer var. Ondan sonra hazırlıklarımız bitti, çıkacağız. Bizim arkadaşlar, iki arkadaş heyecandan bittiler, iptal oldu, çıkamıyorlar. Ben de yani yıllarca sahnelerde olmadım ya, bir sadece o aşk, sevgi var. Tabii, o her çıkışta bir heyecan vardır ki zaman, zaten, tabii, ilk çıkışta değil yani. Siz de her gün program tabii yapıyorsunuz. De, tabii ki de. Ondan sonra dedik ki biz, Dinçer Erkin ben, hadi dedim artık kanlı takip çıkalım, biz iki şarkı söyleyelim, onlar da artık şey olsunlar içeride, bir sakinlesinler, rahatlasınlar, hani beni görünce ilk tepkiyi de görsünler. Tamam, tabii biz çıktık, ben bir İngilizce şarkı, o sözlerini biliyordum, bilmiyordum, biraz uydurdum, kıydırdım falan. Zaten arkadaşlar görünce birden bir neşe, bir şey falan, alkış, kırış, kıyamet. Sonra geceden sonra o gecemiz güzel gitti, o biz beş parçayı iki kez tekrarladık arkadaşlarımıza. Anketlerimiz güzel çıktı, güzel kapattık yüzümüzün akıyla. Sonrasında Erkin, ben İngilizce söyleyince bana dedi ki sen dedi Almanca biliyor musun dedi. Bir durdum, kritik soru o. Evet biliyorum dedim. Bir gram İngilizcem çok iyidir ama bir gram Almanca bilmem. Neden dedim, şimdi bir nedeni biliyor ki biliyorum dedim ama neden acaba konuş desem konuşamam çok uzun zamandır söyle. Ama Almanca şarkı söyleyebilirim mi aklına geldi? Evet, aynen evet. Ona bağlaştırdım. Dedi ki biz dedi 6 aydır bakın 6 aydır bir albüm yaptık dedi. Yunus Emre, ki Yunus Emre aşığımdır ben çok tabii severim. Onun sözlerini, şiirlerini besteledik. Onun çıkış parçasını da Suat Sun'a Fransızca söyledi çünkü yurt dışına da gidecekti. İngilizcesini konservatuvardan bir arkadaşımız Almanca kaldı bulamıyoruz dedi. Ben söylerim dedi. Peki dedi benim bir tatilim var dedi. Arkadaşımla tatile gidip geleceğim. Orada al dedi stüdyoya uğra sözleri ve CD'yi bırakacağım çalış dedi. Ben bir hafta çalıştım göğe kendimce ama olmuyor yani ne yapsam olmuyor parça. Neyse bir hafta sonra aradılar beni gel diye stüdyoya gittim ama ağlayacağım şuralarda artık diyorum ki Ayşe bu cesaret değil bu başka bir şey yani bu iğrenç bir şey. Stüdyoya hazırlıyorlar. Girdik bir işin içine ama ben nasıl çıkacağım diyorum artık böyle dua şey. Kapı çaldı. Yıllardır Erkinlerin görmedikleri Almanya'dan bir abileri geldi. Tabii abilerini görünce olay bir anda kayıt durdu zaten dört satır bir şey söyleyeceğim. Ayşe'cim dedi kusura bakma misafirimize biraz ilgilenelim sen biraz beklersen dedi. Ama orada yok bir şeyler aldırtıyorlar bir boşluk oldu ve biz adamla yan yana kaldık. Ve Almanya'dan gelmiş bana bu şarkıyı öğret lütfen. Adamın üstüne atladım amca dedim gözlerim başa belli Allah ağlayacağım. Allah göndermiş. Sana yalvarıyorum nedenini sorma bana dedim. Ama ben Almanca bilmiyorum biliyorum dedim bana ne olur yardım et dedim. Adamcağız size bir şey oldu şaşırdı. Sen dedi sakin ol dedi içeri gir. Ben sana yardım edeceğim dedi ve sağ olsun yardım etti. O parçayı okuduk öyle, albümde çıktı. Ondan sonra işte hiç bana... Hiç bilmediğin, Almanca bilmediğin bir parçayı nasıl okudun? Yani ama şarkı çok güzeldi zaten, parça melodi o kadar böyle insanın içine işliyor ki. Hani bilip bilmemek önemli değil ki. O sözleri zaten ben o sözlerle başka bir dünya yaşıyorum. Zaten anlamlarına da baktım. Türkçelerine de baktım. Tamam. Ne dediğini hissettim. Zaten müzik gidiyor. Almanca olmuş, Japonca olmuş fark etmez ki. İşte içinde de olunca tabii o ruh, istek, o başka bir şey oluyor. Biz tabii girdik, yaptık, albüm de çıktı. Süper. Ondan dağıtıldı vesaire, güzel oldu. Sonrasında bana jingle okur musun, vokal yapar mısın dediler. O zaten şey, tamam dedim. Ondan sonra tabii bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Orada işte o dönemlerde Turkuaz grubu bir albüm yapıyorlardı ama çıkamadı, albüm çıkmadı. İyi ki de çıkmamış çünkü orada bir parça vardı. Ben hep kayıtlarda gidiyordum böyle o parça benim olmalı, niye bunlar okuyor falan diye içinden kıskançlık yapıyordum birazcık. Kötü bir niyet ama öyleydi. O parça bana nasip oldu.
Çok istemişsiniz demek ki ama. Acayip istemiştim. Rüzgar albüme girince Erkin'e dedim ki ne olur dedim Metin'den parçayı alalım. Bak çıkmadı da albüm. Vermezler ki de yani niye versinler ki? Hani sen bilinen bir sanatçı da değilsin. Hı hı. Biz bir isteyelim dedim. Diye diye zaten albümde öyle biz bir isteyelim. Üç tane parça oldu. Çok dışarıdan. 11 parçamız var. Biri remix. Hı hı. 10 tane parça. Şuradan ben hemen göstermek istiyorum. Albümümüz burada. Ayşe Çınar'ın güzel albümü ve gerçekten çok büyük emeklerle hazırlanmış bir albüm. En önemlisi o herhalde. Çok güzel, harika bir şey. Şöyle yamuk tutmayayım ya Ramazancığım değil mi? Evet. Bu ne güzellik bu arada. Kapağı ne kadar güzel olmuş. Kapak Çeşme'de çekildi. Ben zaten en çok her şeyde İzmir'i kullanmaya özen gösterdim. Çok güzel. Çeşme'de şeyde bir arkadaşımın otelinde çekildi. Sahilde. Kıvırcık saç da çok yakışıyor yalnız bu arada. Ay o kıvırcık saçı en güzel Erkan yapıyor. Erkan Kurt ses yapıyor. O yüzden başkasını da yaptırmıyorum. Bence hep yapmalı. Öyle kısa mi? Bir aramız var. Tamam. Bu şarkının içindekileri çok merak ediyorum. Albümün içindeki şarkıları. Ama kısa bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok güzel sohbetimize devam edeceğiz. Evet biz yeniden sizlerle beraberiz sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi Ayşe Çınar bizlerle beraber bugün programımızda. Ama artık bir sohbet birazcık dursun mu? Duralım. Bir şu Deniz Gibi Sev'i, evet şu tarafa Deniz Gibi Sev'i dinlemek istiyoruz biz. Tamam. Tamam. Yönetmenim hazır mıdır şarkımızda? Deniz Gibi Sev. Haydi bakalım hep beraber dinleyelim. Yaşattığın bir aşkı hiç günah yazmaz. Seni seven öyle bir kalp ki hiç sitem duymaz. Hatırla bir zamanlar biz nasıl da kanmıştık. Aşkı çiçekli bir bahçe, bir ömür sanmıştık. Ne kadar uzağız artık dile gelen her söze. Yoktan bir inat uğruna biz de böyle yanmıştık. Hep aşkın sen hali aklımdayken canım acır konuşamam ki ben. Geceleri boyu ne işim sabaha çıkar bir gün diye. Bu yürekte izin duruyor hala istesem de silemem asla bana bıraktığın hayat aynı yerde. Aşkı çiçekli bir bahçe, bir ömür sanmıştık. Ne kadar uzağız artık dile gelen her söze. Yoktan bir inat uğruna biz de böyle yanmıştık. Hep aşkın sen hali aklımdayken canım acır konuşamam ki ben. Gecelere boyun eğişim sabaha çıkar bir gün diye.
istesem de silemem asla. Bana bıraktığın hayat aynı yerde. Çok güzel. Ay alkışlayamadım da. Düşecek diye. Çok güzel, çok keyifli ama deniz gibi sev değil tabii ki de bu. Bu aşkın sen hali ama herhalde evet. Şans. Çünkü bazı illerde en çok aşkın sen hali ama çok güzel bir şarkı. İstek alıyormuş. Çok rahatlıkla böyle... arabamızda dinleyebileceğimiz, çok keyifle dinleyebileceğimiz bir şarkı. Çok soft bir şarkı daha doğrusu. Bestesini eşim yazdı, evet, yaptı. Evet çok güzel. Sözlerini Ender evet, Gündüzlü. Söz Ender Gündüzlü. O da İzmirli. Evet bestesi Erkin Hacıoğlu. Evet. Harika. Ellerinize sağlık. Bizi izliyorlar değil mi tüm ekibimiz bu arada? Evet herkes izliyor. Mesajlar geliyor zaten arada. Buradan bizi bir araya getiren Hakan arkadaşımıza da selam yollamak Ay, istiyorum. Ay Hakan ben. Akoğlu seni çok seviyorum. Evet. İyi ki tanışmışız. Gül Hocam vasıtasıyla tanıştık ama hayatımda bu kadar çalışkan, bu kadar seveceğim, bu kadar güzel kalpli bir insan çok, tanımamıştım. Çok evet. iyi oldu. Buradan Hakan'a sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam geliyor herhalde değil evet, mi? Evet bu akşam geliyor. Evet cumartesi akşamı. Var, evet etkinliğiniz var. Güzel, keyifli geçecek. Aynen. Evet, nerede kaldık biz? Hayatınızın hangi karesinde kalmıştık ama bir yani ilk önce evet, aile oradan biz orada bir bekleyen bir evet, şey var. Bir hemen yapayım mı diye böyle yani, kol işaretleriyle. Sonuna yetişelim ki afiyetle yiyelim. Evet evet. Okullardan çünkü çok güzel. Tayinli kurabiyemize geçiyoruz. Hı-hı. Tayinli kurabiyemiz de kolay, basit ve evdeki malzemelerle hemen pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı tahin kullanıyoruz. Önce bunları yavaş yavaş karıştırıyoruz, hı hı. ve diğer malzemeleri yavaş yavaş ilave ediyoruz. 200 gram yumuşak margarin, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 3,5 su bardağı un. Bu kurabiyemin harcı olacak. Bu harcı hazırladıktan sonra ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük parçalar alacağım. 1 adet yumurta akı ve böyle iri kıyılmış bir cevizim olacak. Hı hı. Hazırladığım parçaları yumurta akına daha sonra da cevize batırıp fırın tepsisine sunacağım. 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika. 15-20 dakika yeterli bir süre mi? Evet, kurabiye. Çok fazla fırında tutmayalım. Hı hı. Daha çok sertleşir çünkü. 15-20 dakika tutup çıkartırız. Tamam. Hadi bakalım. Bunların sırası önemli mi peki? Önce tahin ve şekeri bir arada hı hı. karıştırmamız lazım. Hı hı. İyice birbirine eriyecek çünkü. Diğerleri daha sonra. Tamam. En sonda unumuz. Yağı eritiyor muyuz? Direkt öyle yumuşak. Yumuşak oda hı hı. sıcaklığında evet. kalmış herhalde. Aynen. Yağımızı ilave edeceğiz. Hı hı. Tamamdır. Tahine de ben bayılıyorum. Her şeye o kadar çok yakıştırıyorum ki tahini. Muhteşem. Evet, tabii afiyetli. Kekimiz ne durumda? Fırında hala galiba, değil mi? Çıktı biraz mı? Biraz soğuyacak. Tamam. Çikolata sosunu hazırlayacağız onu. Tamamdır. Ganaş. Evet, o çikolata sosu. Bu arada boyozu da artık tahinle yapıyorlarmış. Evet. Tatma Hı-hı. fırsatım oldu. Muhteşem bir lezzet olmuş. Boyozu artık her şey girdi ama. Mesela çikolata. Enginar Festivali'nde enginarlı boyozu. Enginarlı da yedim. Evet, evet çok ben çok merak etmiştim. Enginarlıyı ben de yedim. Çok güzel, çok lezzetli. Alsancak'taki meşhur yerde. Evet. Yani beklemiyordum o kadar, gayet lezzetli. Ben de hani şimdi bildiğimiz bir boyoz var. Bir de biraz hani herhalde genetik olarak da ön yargılarımız yüksek olan insanlarız. Ama olur mu dedim yani boyoz, tahin girer mi, çikolata girer mi? Tabii tabii her şey ama girdi. Ama hepsi de güzel mi olur? Evet hepsi de çok güzel olmuş. Bu hepsinden yiyesiniz geliyor değil mi oraya gittiğinizde? Evet. Ama Alsancak'taki yer. Evet bir gün çıkartıp bir şey olmaz diye düşünüyorum. Siz de bu fitiniz bu kadar... Hani kiloya çok dikkat etmeyeyim bence. Ama ben şöyle bir defa hastalık hastası bir insanım. Çok pipirikli bir insanım. Ya. Evet. Sağlığıma çok önem veriyorum. Uh-huh. 6 kiloya yakın bir kilo verdim. Uh-huh. Ama bunu çok düzenli bir şekilde verdim. Yani 6 ayda 6 kilo verdim. Her şeyden yiyorum. Çünkü yemeği de seviyorum. Uh-huh. Kesmeyi de sevmiyorum ama sağlıklı bir şekilde beslenmeyi seviyorum. Zaten çocukluktan gelen bir beslenme alışkanlığı var. Çünkü bizim annelerimiz kendileri yapardı. Uh-huh. Pastayı, böreği, çöreği. O yüzden çok abur cubur zaten yemiyorum. Onun dışında ama mesela böyle evde yapılmış kekleri, her şeyi tabii yememek yiyorum. Mümkün değil ama yani tamamen organik çünkü. Şeker hiç kullanmam. Yani şöyle tatlı yerim ama kahvemi, çayımın yanında şeker kullanmam. Hı hı. Çikolata veya abur cubur hiç yemem. Kızartma yemem. Ekmeği de günde bazen yerim bir kere kahvaltıda veya yemem. Ama onun dışında sebze, meyveye hastayım. Tamam, sağlıklı et besleniyorsunuz yerim. Ama çok önemli. Evet. O yüzden de o kilolar gidiyor hı hı. bir şekilde.
Evet, sonra ne oldu hayat hikayenizde? Bir yerden başlayalım tekrar. Tamam, başlayalım. Nerede kalmıştık? Biz bu sefer hani okur musun jingle, dizi müzikleri falan derken. Bu arada fark ettik ki, anlamışsınızdır, konuşmayı ikimiz de, eşim de çok seviyor. O da ikizler, ben de ikizlerim. Hiç susmuyoruz. Aa, işte ondan anlamıştık. Sohbet, sohbet. Biz aslında ta ben Kıbrıs'a gittiğim zamandan itibaren hep ortak arkadaşlarımız olmuş. Ben yaz tatili için İzmir'e gelmişim. Erkin Kıbrıs'a gelmiş benim arkadaşlarımla. İstanbul'da benim ev arkadaşım vardı, Yelda Hanım. Ondan sonra onun çok iyi arkadaşıymış. Bizim eve gelip gitmiş kaç defa. Görüşüyorlarmış. Gerçekten mi? Ama kısmete biz daha bunun gibi mısınız? Bir sürü örnek var. Şimdi uzatmayayım lafı. Biz hep birbirimize teğet geçmişiz yıllar boyu. Hı hı. Ama demek ki kısmet o zamanmış, o tarihmiş. Tabii o da bizi etkiledi. Yaşanmışlıklar vesaire. Ondan sonra baktık, güzel de bir arkadaşlık gidiyor. Hemen ben dedim ki, canım dedim, bir fizibilite yaptım. Tabii iş hayatından bir de düzgün çalışıyorum, bir fizibilite yaptım. Götürdüm bir gün ama ortada hiçbir şey yok. Bir 4-5 ay geçti. Bak canım, buyur dedim. Bu ne dedi? Fizibilite dedim. Ne işe yarayacak bu dedi. Biz dedim ayrılıyoruz. Neden dedi? Çünkü dedim senin şartların onlar bunlar, bir sürü şey yazmışım oraya. Sen beni sevmiyor musun? Evet, çok seviyorum dedim. Hı hı. Ama o tek başına olmaz ki dedim. Hadi ben gidiyorum dedim, gittim. Ondan sonra da evlendik zaten. Bakar mısın? Çok güzel bir fizibilite çalışması evet, olmuş minik bu. Minik bir şey olmuş. Ama şöyle de bir şey var. Deniz Gibi Sev aslında Erkin'in bana ilk yaptığı hediye şarkı yani. Hı. Beni zaten o şarkıyla sözleri yazdırmış, kendi bestelemiş. Hani trilyonluk hediye alsa böyle bir bu şey kadar bunun olmaz. Yerini asla evet. atamaz. Evet, maneviyatı çok yüksek çünkü. Evet, şarkıyı yaptı. Zaten benim gönlümü kazanmıştı. O belki bir minik bayanlara taktik olsun. Hı-hı. Hani kaçan kovalanır cinsinden. O şekilde evlendik. Ondan sonra albüm çalışmaları şöyle başladı. Biz aslında evde zaten gelen jingle olsun, dizi olsun veya demo çalışmaları olsun ben okuyordum. Zaten tahmin edersiniz. Hı-hı. Şansı var mı başka? Bu arada izleyicilerimize burada bir ara vermek istiyorum. İzmir'de biz başladık konuşmaya Ayşe Hanım'la. Ben Çeşme'ye gidiyordum. Dedi ki şoförümüz hatta Peyvent Hanım, Çeşme'ye geldik, hala telefonla görüşüyorsunuz. Ve Ayşe sürekli konuşan birdi. Dedim ki muhteşem yani, bu program inanılmaz geçecek eminim dedim. Şey, söylemiş miydin onu telefonla konuşurken, ben Çeşme'ye geldim tabii, demiş tabii. miydim? Ben Çeşme'ye İzmir'den kapıyı kapatmamla Çeşme'de tekrar açıp tamam görüşürüz demem bir oldu. Gerçekten konuşmayı çok seviyorsunuz ama. Ama çok da yakışıyor. Eminim artık, ne içtiysem konuşmamışım konuşmamışım. Benim gibi bir krizimde başladı mı durmaz. Neyse, babaannem kanarya suyu içeyim, çok fazla kaçırmış herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Albüm çıkartırken korkmadınız mı? Niye korkayım? Hayır, neden? Çünkü artık albüm çok tatlı değil mi? Çok zor ya çünkü. Satılmıyor, bir şekilde artık gitmiyor. Yani zor şartlarda kendi cebinizden bir şeylerle veriyorsunuz. Şimdi önce şunu söyleyeyim, albüm yapmak gerçekten zor ama biz 1-0 mutfak tarafında olduğumuz için önde sayılıyorduk, yanlış ifade etmemiş olursam. Zaten albüme karar verdiğimiz an 30'dan fazla bestemiz var zaten. Parçaları topladık, stüdyoya girdiğimiz zaman çok değerli müzisyenler çaldı. İsmail Soyberg, Erdem Sökmen, Gündem Yaylı grubu, Yeni Türkü grubu, çünkü benim eşim, onu daha bahsedemedim. Ondan sonra Yeni Türkü grubunda Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Bahadır Tanrıvermiş, Serdar Barçın, Furkan Bilge, Kemençe, partimiz yoktu. Kemençe bile çaldı. Evet. Mustafa Süder. Herkes koşa koşa geldi. Yani Serhan Yasman. Kimsenin ismini de unutmak istemiyorum. Yani beni de tanıdıkları için az çok belki şimdi siz birazcık anlıyorsunuzdur, hı-hı, olayın nasıl geliştiğini. Herkes koşa koşa geldi. Biz de oğlum çok eğlenerek geçirdik. Hı-hı. Sırf eğlenmediğimiz nokta Erkin'le bizim okuma kayıtlarımızdı. Çünkü o herkese güzel konuşurken şunu şöyle mi söylesek, yavaş söylesek diye herkese okuturken, hı-hı, bana korkunç şekilde okuttu. Böyle olmuyor, doymuyor mu? Son kavga, kırış, kıyamet ama kayıtlar muhteşem geçti. Eminim.
herkes içinde oldu. Hı-hı. Kıyafetlerimi Siren Ertan yaptı. Siren zaten benim çocukluk arkadaşım. Herkes koşarak bir şeyler yapmak istedi. Ve o süreç daha da keyifli çıktı. Bundan sonra eğer kısmetimde varsa bu yolda yürümek istiyorum. Ama korkak bir insanımdır aslında. Böyle hani vücudan ondan bundan korkarım ama acayip bir cesaretim vardır. Yani korka korka giderim. Ama belli cesaretinizin oldu. İstanbul'da ev açmanızdan, albüm çıkarmanızdan, her şeyden belli bu. Yani o yüzden hani korkmuyorum çünkü herkesin hayatta çok bir güzel yolu var. Var. Kesinlikle bir kısmeti öyle var. Evet. Siz gönlünüzden ne geçiriyorsanız, hı hı, iyi veya kötü, Allah size onu bir şekilde getiriyor ama sabredip beklemeyi veya olmayabilirdi. Hı hı. Ben olmayacak diye hiçbir zaman isyan etmedim. Evet. Bu çok önemli bir şey. Vardır bir hayır, vardır bir bilinç. Çok da hayırlı olmuş, gerçekten öyle. Şimdi olmuş daha iyi. Bizim olmuş. Evet, çaylarımız geldi. Siz de çaylarınızı alın lütfen. Keyifli bir sohbetimiz daha olacak ama kısa bir aradan sonra. Yaşıyor aşkın bu hali, içimde bir ben var yana yana, gül oluyor inan senin uğruna. Acıya razı iken unutuldu yine. Kendimi vermiştim sana, güneşini kurutma yine. Gel rüzgarın yeterdi bana, olmaya hazır fırtına. Yeniden başlamak gerek, yazık etmeden aşka. Deniz gibi sevdiğin ve mavi, sana yakışıyor aşkın bu hali. İçimde bir ben var yana yana, gül oluyor inan senin
yaşıyor aşkın bu hali. İçimde bir ben var yana yana, gül oluyor inan senin uğruna. Deniz gibisin. Gerçekten bu çok da hediye şarkısı. Aşık olmayayım. Nakaratı ne kadar güzel. Çok güzel ve iki dakikada ezberledim fark ettiysen. Evet, hemen böyle ikinci dönüşte evet, tamam dedim. Gerçekten daha önceden okunmuş bir şarkı değildi. Yani ben hiç dinlemedim. Evet. İlk defa şu an dinliyorum. Muhteşem. Çok sevindim. Ben çok tabii çok sevdiğim için. Hı-hı. Ama başkalarının yorumu ve sevmesi çok daha önemli tabii. Süper. Vallahi ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. O kadar çok güzel olmuş ederiz. Ki gerçekten. Çok zor tabii ama... Çok meşakkatli bir yol. Hedef belirlediğiniz zaman gerçekten çok kolay hale gelebiliyor. Ya ben şunu sevmiyorum. İşte çok insan her işte ama sadece bu iş için söylemiyorum. Ne iş yapacaksınız? Evet, artık dünyada bir iş yapmak, kariyer yapmak veya yeni başlangıçlar gerçekten zor. Hı-hı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Siz başaramazsınız diye. Hı-hı. Başaran birileri var. Var. Her sabah birileri kalkıyor ve birileri bir yarışı götürüp göğüslüyor. Yani o siz de olabilirsiniz, ben de veya olmayabiliriz. Ölüm yok ya sonunda. Başlarsınız. Hayat artık nereye götürüyorsa. Çünkü hayat aslında bir nefes aralığı kadar. Hı-hı. O kadar. Neler yaptınız, neler bıraktınız. O kadar önemli ki. Tabii. Birazcık hayal etmek. O hayal ettiğimiz şeyin arkasından gitmek. Çok önemli. Hayal bedava yani. İstediğiniz evet. ister cumhurbaşkanı olursunuz. İster dünyanın yıldızı olursunuz. İsterseniz aya gidersiniz. Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi? Ne çok sınır önemli. Var? Kimse karışmaz, kimse görüşmez. Evet. Hayal kuruncunun en güzel şey. Kesinlikle öyle. Eminim o hayallerin de gerçek olacağına. İnşallah. Artık bundan sonrasını bilmiyoruz. Güzel göreceğiz. Şeyler. Güzel şeyler olacak. Ben görebiliyorum o ışığınızı. Çünkü çok hareketli, çok enerjik. İnanılmaz bir o enerjiyi de çevrenize çok güzel veriyorsunuz. Hayır, çok teşekkür ederim. Ne yapmayı planlıyorsunuz şimdi? Önümüzdeki zamanlarda neler var? Harıların albümü tanıtmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Çünkü gerçekten zor. Elimden geldiğince her programda kendimi doğru ifade etmeye çalışıyorum. İnşallah hata yapmam. Albümü tanıtacağım ama bu süre içerisinde de kafamda yapmak istediğim, hayal ettiğim iki tane proje var. Bir türkülerle ilgili, bir de Türk sanat müziğiyle ilgili. Türk sanat müziği söylemeyeceğim, öyle değil. Ama iki tane güzel bir proje var. Onlar için de bir taraftan çalışıyor olacağım. Bakalım, göreceğiz artık. Evet, albüm tanıtımı bakalım. Ve tabii ki projelerle birlikte sonra tabii ikinci albüm vesaire bir şekilde gidecek. Orta vade, uzun vade planlarım bu şekilde. Düet yaptığınız birisi var mı bu arada? Evet, size anlatmıştım ya, Küçük Akay Televizyonu'nda bir bayan gördüm diye. Ben onu bir seminerde, çünkü o gece televizyonda Monika'nın ismi geçmemişti. Sonra bir seminerde arada müzik çalarken hemen gittim, bu müzik kimin diye sordum. Çünkü o müzik çalıyordu. Monika Molina dediler. Sonra ben Monika Molina'yı araştırdım. Ailecek zaten. İspanya'da önemli sanatçılardan, aile sanatçısı. Araştırdım, hayran oldum. Parçalarını, albümlerini dinliyorum. Sonra tabii biz erkenle tanıştığımızda şey konuşursunuz ya. Neleri seviyorsun, neler dinliyorsun. O arada ben dedim ki ben Monika Molina'yı dinliyorum. Çok seviyorum. Onu anlattım. Aa dedi, menajerliği bir arkadaşım da burada. Arayayım, zaten yakında da geliyoruz. Konseri var dedi böyle bir havalarda. Ay gerçekten mi dedim ben de. Aradı. Sonra yani biz konsere gittik, tanıştık vesaire. Albüme de girdiğimiz zaman ama bu zaman içerisinde biz her konsere gittik. Tabii yavaş yavaş bir tanışıklığımız oldu, bir arkadaşlığımız oldu. Albüme girince de dedim ki Erkin'e, işte Rüzgar'dan sonra Monika'dan acaba parçasını istesek mi dedim. Gerçekten hayret içerisinde bakıyorum sana dedim. İnanamıyorum dedi bu cesaretine. Sana verirler mi şarkıyı dedi, niye sana versinler ki hem dedi. Ya biz isteyelim dedim, anlatalım bu aşkımızı, i̇steyelim, bu sevgimizi, hikayemizi. Yani. Evet. Tamam dedi, gideceğiz ama lütfen hiçbir konuya karışma, bir şey olursa saldırma, çenene tut dedi. Tamam, gittik. Tamam, tam adamına söylüyorsunuz deseydin. Ben evet sakinim. Sinan da herhalde anladı. Pasyon Turkan'ın sahibi Sinan Ufuk Nergiz. Ona da zaten nasıl teşekkür edeyim bilemiyorum. Bu albümün çıkmasında Erkin'den sonra en önemli insan odur. Bana inandı. Her anlamda destek oldu arkamda. Ona böyle milyonlarca kez teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında Sinan da herhalde anladı benim nasıl olduğumu. Şey dedi, parçayı birine mi verecektik falan deyince ben o arada
çizgiyi hemen koptu bende film. Atladım üstüne, hayır veremezsin diye. Neyse, çok parçayı doğru verdi. Parçanın sözlerini benim operadan çocukluk arkadaşım var. Şu anda da İzmir Operası'nda Zafer Rengin Baykal. Onunla birlikte Ender yazdı. Bayağı bir yazdık, çizdik, yazdık. Son halini 2 sene önce getirdik. Harbi Açık Havası'nda, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda konseri olacaktı Monika'nın. Provalarına gittik. Parçayı dinlettim. Beğendi. Öyle bir söyleyelim vesaire bir şeyler yaptık. Sonra ertesi gün telefon açtılar bana. Ayşe, 6'da prova var. Monika parçayı seninle söylemek istiyor canlı. Ben ne oldum? Uzaya mı gittim? Mars'a mı gittim? O anda bir boyut değiştirdim. Hemen hazırlandık. Akşam birlikte parçayı seslendirdik. O İspanyolca söyledi. Hı hı. Ben Türkçe söyledim. Çok güzel. Bana destek vermek istedi. Çünkü artık o da hani benimle birlikte olan insan hani şarkı söylemenin ne kadar önemli olduğunu benim hayatımda, hı-hı, nasıl benimle bağdaştığını ve o enerjiyi, o aşkı, sevgiyi görünce bir şekilde destek oluyor. Muhtemelen tabii ki. Monika da şu anda arkadaşımız oldu. Parçasını da verdi. Keyifle okuduk. Albüme de koyduk. İnşallah dinleyenler de sever. Albümde de zaten parçaları alırken patlasın. O parça var mı? Var, evet. 3. parçamız Kalbimin Çaresi. Onu da dinleyelim mi bu arada? Ay çok güzel olur. Ama şöyle mi yapalım? Bir de canlı dinlemek istiyorum sesinizi. Nasıl yapalım? İlk önce bir canlı diyelim, en son mu? Öyle yapalım. Peki ben canlı söyleyeyim ama albümden mi söyleyeyim yoksa dışarıdan mı bir şey söyleyeyim? 3. parçayı, ismi neydi? 3. Kalbimin Çaresi ama canlı biraz bir garip oluyor. Evet, Kalbimin Çaresini dinleyelim mi? Canlı, bunu playback dinleyelim. Ben tamam. Zafer'in parçasını, arkadaşımın parçasını canlı söyleyeyim bir kuple size. Ona da hem teşekkür etmiş olayım. O zaman şimdi canlıyı alalım mı? Tamam, alalım. Tamam. Kalbimin Çaresini birazdan alacağız, şimdi canlı alalım. Bunu çocukluk arkadaşım Zafer Rengin Baykal yazdı. Hı-hı. Sözünü müziğini de. Hayat Bir Gün. Bir kuplecik söyleyelim. Tamamdır. Gizli sakla bir kuytuda sokulsam yanına, sıcaklığın yeter bana. Hiç konuşmadan usulca sarılman yeterdi bana. Oradan oraya amaçsız avrulsak, zamansız bir dala konsak, güvenli bir liman bulup dayanaşsak ve hep orada kalsak. Öylesi bir dünya kursak, yalnız bizim olan, aşka aşık olsak yalnız, sonsuza kadar. Hayat bir gün, o da bugün. Geçmişin gölgesi düşmesin yüzüne, aşka aşık olalım bugün. Hayat bir gün, o da bugün. Geçmişin gölgesi düşmesin yüzüne, aşka aşık olalım bugün. Çok güzel. Bu da Zafer'in şarkısı. Sözleri bu kadar mı güzel olur? Eşine ne yazmış. Ne kadar anlamlı. Evet, belli. Aşık olarak. Gerçekten belli. Çok hissederek yazmış. Ve çok gerçekten aşık olduğu birisine yazdığı çok belli. Ellerinize sağlık Zafer Bey. Zafer, vallahi harika. Zafer bayan ama babası çok değerli bir askerdi. Gazi de olmuş. Şimdi kaybettik. O yüzden Zafer Rengin Baykal olarak koymuş ismini. Evet. Değişik bir isim ama buradan Zafer'e selamlarımızı çok iletelim en azından. Etmek istiyorum. Hakikaten canım arkadaşım. Muhteşem bir şarkı olmuş. Dinleyelim mi? Çok az çünkü vaktimiz tamam, kaldı. Hemen ben Monika'yı dinleyelim o zaman, Monika'nın parçasını. Tamam. İsmi neydi? Kalbimin Çaresi. Kalbimin Çaresi'ni parçamız. Dinleyelim. Yönetmenim hazır mıdır şarkımız? Evet. Haydi bakalım. Mavi düşler, hayatım paramparça sen.
giderken gölgen olmuş hayalim, kaçışım yok. İçim yanıyor sana, alışmışım çok. Bile bilsen son olacak her seferinde, susabildiğin her sözde. Dekor olduk aslında, ne de göz yandık biz sadece. Bir yanım özgür, bir yanım tutsak gibi sende. Can çekişirken kalp vazgeçtim ben. Bir ömür boyu senden geri dönülmezlerden. Oysa ki sen her duygunun sesi, kalbimin çaresi. Aşkın bize ne kalana küser hayat, ne de gidene. Yüzündeki çizgiler kadar sensin, ömrü yazaran beyan silemezsin. Bile bilsen son olacak her seferinde, susabildiğin her sözde. Dekor olduk aslında, ne de göz yandık biz sadece. Bir yanım özgür, bir yanım tutsak gibi sende. Can çekişirken kalp vazgeçtim ben. Bir ömür boyu senden geri dönülmezlerden. O kadar abuk subuk sözler dinliyoruz ki şarkıları dinlediğimizde. Bazen işte birazcık iyi gelebiliyor kulağa ama sözlerine baktığımız zaman gerçekten abuk subuk. O kadar özlemişiz ki bu tarz anlamlı ve çok birisine yazılmış gibi. Gerçekten böyle hayat hikayesi gibi şarkılar dinlemeyi. Yani biz çok unutmuşuz bunları. Tabii orada susabildiğin her sözde bana ithaf eden Erkin diyor. Hani biz susabilsen... Özellikle mi? Yazılmış. Biz uzabilize. Şimdi konser var mı önünüzde? Olacak evet, mı? Şöyle yarın akşam Özel Türk Koleji mezunlarının bir küçük bir yemeği var. Orada ilk söyleyeceğiz. Daha sonra da planladığımız, konuştuğumuz bir takım organizasyonlar olacak ama daha şu anda albümü tam tanıtmak istiyorum. Herkese, ulaşabildiğim herkese, radyoyla, televizyonla, basınla. Ama Ağustos itibariyle muhtemelen olacak. Evet, sosyal medyada da varsınız. Sizi takip edecekler herhalde, değil mi? Evet, Ayşe Çınar evet, diye. Evet. Instagram adresimiz var. Ben bazen kafam dağılabiliyor. Yanlış söylemek istemiyorum. Ayşe Çınar Official benim Instagram ve Twitter adresim. Ayşe Çınar olarak da Face adresim var. Zaten albüm kapağını koydum. Yanlış anlaşılmasın. Hiç başka biri takip edilmesin diye. Evet. Aynen, şöyle uzayayım albümü. Başka birisini en azından takip etmesinler. Aynen.
Çok Ayşe güzel ama bence olarak gerçekten kıvırcık saç yapmalısınız. Kendim beceremedim. Bir yani. De ben hani kendim yapmayı da seviyorum. Hı-hı. Ama evet, herkes öyle söylüyor. Bunu devam ettireceğim. Evet. Değerlendirin. Peki yaz söz dinlerim diye. Ben söz dinlerim. Yaz diye neden bilmiyorum. Bir kıvırcık saça böyle bir şeyim başladı. Değil mi? İkimiz. En kısa sürede kıvırcık yapacağız herhalde. Ama kıvırcığı ben de seviyorum. Kıvırcık saçı çok seviyorum ama hani kendim yapabilsem evet, ama çok böyle garip de hale girmek istemiyorum. Hani burada çok güzel oldu evet. Ama bunu... Ama albüm de çok önemli değil mi? Yani albüm kapağı çok önemli. Tabii. İşte konulan resim çok önemli. Herkesin çok, tabii çok büyük emekleri var burada. Cengiz Dikbaş çekti fotoğraflarımı. Hı hı. Kıyafetimi Siren Ertan yaptı. O da çocukluk arkadaşımdı. Hı hı. Makyajımı Zehra Özdemir yaptı. Saçlarımı Erkan Kurtses yaptı. Zaten Erkan muhteşem saçlar yapıyor aynı şekilde. Zehra da makyajda. Çeşme'de çektik fotoğraflarımızı da. Dediğim gibi herkesin çok emeği oldu. Ama tabii burada en büyük teşekkür... Ay bir de duygulanıyorum da ben böyle teşekkür ederken. Tabii ki Erkin'e, eşime Erkin Adımoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o olmasaydı ben bunu yapamazdım. Evet, kesinlikle öyle. Ne güzel. Böyle aynı frekansı taşıyor olmanız. Bak çok duygusallaştım. Böyle bir anda böyle bir duygusallaşıyorum ama çok ben tamam. Ona söyleyecek söz de bulamıyorum teşekkür etmek için. Çok güzel, harika. Ama bir şey söyleyeceğim. Duygusal olmayan kişi bu işi yapamaz. Yani şarkıcılık, işte tiyatrocu aynı şekilde o içinde o duygusallığı taşıyor olması lazım. Evet, yani hani şöyle diyorum ki güzelce insan bir eşine bir cümleler ama başlıyorum birden bir ağlamak, krizler geliyor. Düşünün ne kadar içim dolu ona karşı evet, teşekkür etmek için sevgiyle, aşkla. Yani ona tarifi yok ya zaten. Benim evet, konuyu değiştirdim. Hayır, kuzenim var ya, Açelya'nın halası, o da bir dizi oyuncusu. Onun halası, tabii akrabamız bizim ama bir dakika içinde gülüp bir dakika içinde hemen ağlayan birisi. Dedim ki hakikaten genlerde var demek ki, yani hani bu tiyatrocu olmak demek ki hani böyle bir şey, yani genlerden geliyor. Var mı ailede de böyle güzel şarkı söyleyen? Ya da babam 40 yaşı daha sonra tiyatrocu değil ama kanun çalmaya başladı. Hmm. Rahmetli büyük amcam avukattı ama Tömer'de şeflik yapıyordu, gitar çalardı. Yani ailenin içinde zaten sanat çok öndeydi ama tiyatrocumuz yok. Kız kardeşimin eşi, eniştemin dedesi Cevat Şakir Kabağaçlı. Hani yazarlarımız var, ressamlarımız var ama tiyatrocu yok. Ama yine bir şeylerle uğraşıyorlar demek ki buradan geliyorsa da yani. Sanat çok önemli. Çok. Çünkü insana çok güzellikler katıyor, güzel kapılar açar. Birçok şey öğreniyorsunuz. Evet, evet. Bambaşka bir şey. Ruhunuz doyuyor öncelikle. Değil tabii mi? Sanatın kesinlikle. Her dalında. Kesinlikle öyle. Bizim yemeklerimiz çok güzel oldu. Geldi kokular. Tatlılarımız. Bugün yemek yapmadık ama harika, enfes tatlılarımız var. Tahinli kurabiyemiz hemen evet. Hazır. Tahinli, cevizli. O kadar güzel kokuyor ki sevgili izleyiciler. Mutlaka evlerinizde yapın. Hemen yanına bir çay demleyin. Komşularınızı çağırın. Harika bir gün geçirin değil mi? Bu enerjik. Ben sürekli televizyonda seyrederdim ve yani böyle acaba gerçekten kokuyor mu, şöyle mi, böyle mi? Hani konuşmaların inanılmaz bir koku. O kadar güzel ki. Hani kesinlikle. Böyle kendimi zor tutuyorum. Şimdi hepsini yiyeceğiz. Evet, sunumunu da yaptık. Onu da koyalım Aylin'cim. Çok teşekkür ediyorum canım. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun. Yine harika lezzetler yaptın bize. Aylin geldiği afiyet zaman olsun. Genelde tatlı ağırlıklı çalışıyoruz biz ama. Ama şımarıyoruz. Ama her zaman seni tercih ediyoruz. İnan, çünkü biz tatlı hastasıyız. Yapacak bir şey yok yani. Yani bu kokulara hasta olmamak zaten mümkün değil. Evet, teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun. İlerleyen programlarda görüşmek üzere tekrar. İyi ki geldiniz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlk yayın olduğu seninle için. Seninle tanıştığım için o kadar memnunum ki. O enerjini böyle yansıttığın için etrafına çok şanslıyım. Seni tanıdığım için aynı zamanda. Abime hayırlısı olsun diyorum. Buradan göstermek istiyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de yayına konuk aldığınız için, bana bu fırsatı tanıdığınız için. Bir de küçük bir hatıra. Ay. Evet. Biz ağlama seansına birazdan devam ederiz yine. Biz karşılıklı. Gözler konuk benim. Aylin'in böyle güzel yaptığı bir hediyesi var Ayşe Çınar'a. İnşallah ömür boyu saklarsın. Maliyatı çok yüksek Aylin'in güzel cici ellerinden. Görüşmek üzere. Ay.
Çok teşekkür ederim herkese, tüm kanala ve arkadaşlarınıza, ekibimize. Herkes senin gibi cesaretli ve güçlü olsun. Korkmadan hayal ettikleri yolda ilerlesinler diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hafta sonuna giriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ben bugün Konya'ya uçuyorum. Konya Lezzet Festivali'nde olacağım. Size güzel veterilerle geleceğim. Pazartesi yine sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın lütfen.